Köroğlu Ayvaz'ın düğününü yapmak için iki turna teleği lazım olmuştur. Bu turna teleklerini bulmak için sağa sola başvurunca Kiziroğlu Mustafa Bey'in bahçesinde olduğunu haber almıştır. Ve günün birinde kıratının üstüne biner, derviş kıyafetine girer, gider turna teleklerini çalar, geceden yola çıkar, sabahından arkasından alapaça atını binip arkadan kavuşan Kiziroğlu Mustafa Bey'i görür ve görüşlerinde de bu iki kahraman birbirlerine hamle yaparlar. Uzun bir hamle neticesinde Kiziroğlu Mustafa Bey Köroğlu'nu bir çamurun içine yatırır. Yatırdıktan sonra tabii ki kahramandır, affeder ve seni bağışladım ancak gittiğin yerde bundan sonra beni öveceksin der. Köroğlu da benim meziyetimde bir başkasını övmek yoktur ama öveyim der. Böylece Köroğlu'nu bırakır Kiziroğlu Mustafa Bey. Köroğlu bahçesine gider, kendi evinde Han Nigar'la beraber çadırında oturmuşken Kiziroğlu Mustafa Bey de gerçekten merak sarar. Arkasından gelir, çadırın arkasında dinliyordu ve Köroğlu da bu anda Han Nigar'ın bir sorusu üzerine acaba senden büyük bir yiğit daha var mı dünya üzerinde deyince sazımı getir de bakayım ki benden güzel, kuvvetli yiğit var mı diye söyler ve sazını ister. Geldi geçti, beni attan aldı geçti, vurdu yere çaldı geçti. Kim canım kim, Nigar kim, güzel kim, esmer kim, Kiziroğlu Mustafa Bey. Bir bey oğlu, uzun boylu Mustafa Bey, bir han oğlu. Kılıcının ucu haça, irati var ala paça, koymadı ki kırat kaça. Kim canım kim, Nigar kim, güzel kim, kim kim, Kiziroğlu Mustafa Bey. Uzun boylu, ince belli, pala bıyıklı bir han oğlu Mustafa Bey. Hay eden de haya teper, huy eden de huya teper, Köroğlu'nu çaya teper. Kim canım kim, Nigar kim, güzel kim, esmer kim, Kiziroğlu Mustafa Bey. Bir bey oğlu, bir han oğlu Mustafa Bey.